İsteyen insanlar bilinçli olarak gelirlerse tahmin ettiklerinden çok daha güzel bir yer bulacaklarına eminim. Evet. Fakat burada olunca farklı oluyor. Her şey farklı. Her şey oluyor. Çok farklı oluyor. Çünkü buranın bir farkı var. Evet. Burada ilk etapta eğitim geliyor. Gelmek zorunda. Yani bu çok tiyatro şenliği falan var. Şey, bütün üniversitelerden işte temsiller falan yapılıyor burada. Güzel oluyor her şey yani. Değişik insanlarla falan tanışma imkanı da oluyor. Ve Ankara'da bayağı bu bar festivali herkes tarafından biliniyor yani. Her okuldan insanlar geliyorlar. Ya ODTÜ bahar şenliği. Bence yani ODTÜ'nün belli başlı özelliklerinden biri de bu. Yani hemen hemen her konuda size veya hitap edecek bir topluluk mutlaka mevcut. ODTÜ gene bu Türkiye eğitiminin üstünde bir okul. Evet. Ve bunu ODTÜ'deki herkes kabul edecektir. Ama eğitimde sorunlar yok mu? Var. Bunu da söylemezsek herhalde yalan söylemiş oluruz. Ama sonuçta bu gene Türkiye'nin en iyi okuldur. Belki kötü olarak nitelendirebilir bu dediğim söyleyeceğim tavsiye ama yani mümkün olursa uzatın yani okulu. Gayet de güzel bir şey. Aile yani problem çıkmıyorsa uzatın. 4 evet. Senede bitirmek gibi bir şeyiniz olmasın yani. Çünkü gerçekten burada eğitimin dışında... Evet. 4 senede bitiremiyor. Eğitimin dışında alabileceğiniz şeyler çok daha fazla burada yani. Büyüsü kozmopolitliğinde kesinlikle. İnsanların da. İnsanların. Öğrencilerin. Yani insanların yekün olarak oluşturduğu bir bütün de. Herkesin. Hiç kimseyi dışlamadan söyleyeyim. Herkesin oluşturduğu bir bütünlükte bu. Evet. Yani çok değişik insanlar, çok değişik kültürler sentez çok haline geliyor. Belki de ondan kaynaklanıyor. Sentez haline gelmesi bile onların sırf bulunması bile ortaya çıkardığı mozaik. Bence bilmiyorum. Büyüsü orada. İnsanlar hocalarıyla konuşamadıkları üniversiteler var. Yani isim sadece isim, yani hocaların ismini bilmiyor. Biz burada diyalog hat safhada ve ben buna tapıyorum yani. Ben çok sevdiğim bahardaki ortamı. Ben en çok ODTÜ'lü düşünce ruhunu seviyorum. Yani farklı bir ortam, farklı düşünceler. Ve o farklı düşünceler bir araya gelebiliyor bazen yani. Bunu seviyorum. Ben şeyi çok seviyorum yani ODTÜ ruhu var, bir dayanışma var ODTÜ'nün arasında. İlerideki hayatınız biçimleniyor bir şekilde. Ben bunu çok seviyorum. Burayı çok seviyoruz. Güzel oluyor değil mi? ODTÜ tişörtüm içimde. Bunu gururla taşıyorum. ODTÜ'yü seviyoruz.